Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizinle yeni bir uygulama, ritüel paylaşmak istiyorum. Ve bu videomda Rana Hanım göze çabuk geliyorum. Ne yaptığım zaman kendimi gözden nazardan koruyabilirim diyenlerin dikkatine. Az sonra size göstereceğim uygulama gözden nazardan korunmak için yüzük ritüeli ya da daha doğrusu şu şekil söyleyeyim. Gözden nazardan korunmak için herhangi bir yüzüğünüze okuyup, gümüş ya da altın bir yüzüğe okuyup sonra parmağınıza takacaksınız. Şimdi öncelikle ritüeli anlatmadan önce ben göze nazara inanmıyorum derseniz bu sefer ben size inanmayacağım. Çünkü neden diyeceksiniz? Ben sokağa çıktığım zaman insanları duyuyorum ya da bir yere gittin, bir toplantıya gittin, okula diyelim. İki kadın oturuyorlar, yan yana konuşuyorlar. Duyuyorsun ne dediğini. İster isteme burada kulak misafiri olduğun gibi diye düşünmeyin ya da gidip de illaya birini dinledik anlamına gelmiyor bu. İki kişi konuştuğu zaman herkesin ilgisini çekiyor. Sen tek başına oturuyorsan arkandaki iki kişi konuşuyor. Mesela ister isteme bunun ne dediğini duyacaksın. Geçen mesela dışarıdaydım, yolda gidiyorum. Tabii ki herkes benim medyum olduğumu ya da benim kim olduğumu tanıyacak diye bir şey yok. Yolda gidiyorum ve benim önümde iki kişi konuşuyor ve kaldırımdan gidiyoruz. Bunlar yavaş yavaş yürüdüğü için ben de mecburen bunların arkasından yavaş yavaş gidiyorum. Erkek kadına sordu işte, Arzu nerede filan diye bir şeyler sordu. Kadın da ya dedi Arzu'nun derdini sorma dedi. Arzu geçen dedi hastanelik olmuş dedi. Bir telefon açtım dedi. Arzu ne yapıyorsun neredesin diye arasam kızın haline bak dedi. Abla ben hastanelik oldum. Ben göze nazara geldim. Adamın biri çok güzelsin diye söyledi. Pat ederek düştüm. Ne olduğumu da kimse bilemiyor. Çok kötüyüm hastanedeyim koş diye söyledi. Allah'ım ya Rabbim. Bu göz nasıl bir şeymiş, kızı yıktı, kız hastane köşelerinde kaldı diye kadın adamı anlatıyor. Şimdi bunu duyunca ben de tabii ki dedim evet canım içimden tabii ki aklımdan geçirdim. Evet canım bazı insanlar ben göze inanmıyorum, ben nazara inanmıyorum ya da ben büyüye bedduaya inanmıyorum. Allah'a havale ettim diyorlar ya sen ne kadar havale edersen et bu göz. Bu enerji diye bir şey var ya da ağızdan çıkan bir kelime var. İnsana her anında etki gösteriyor. Sen ne kadar inancın olsa da olmasa da kaç defa belki göze nazara gelmiş olabilirsin farkında olmadan. Şimdi o yüzden de ben göze nazara inanmıyorum diyenler tabii ki bu uygulamayı yapmayın. Ben zorla inandıramam ya da zorla güzellik olmaz. Ama gözden nazardan korunmak isteyen varsa bu uygulamayı yapabilirsiniz. Şimdi bu uygulama için yapmanız gereken işlem öncelikle bu kullandığınız bir yüzük de olabilir. Yüzüğünüz yoksa yeni bir yüzük de alabilirsiniz. Ya da birilerinin size getirmiş hediye yüzüğü de olabilir. Bu alyans da olabilir. Taşlı yüzük de olabilir. İster gümüş olsun. İster altın olsun yeter ki gerçek metal olsun. Abla benim yüzüğüm pırlanta taşlı, abla benim yüzüğüm ametist taşlı filan diye kafanızı yormayın. Ne olursa olsun taşla alakası yok. Ya da bu yüzük taşlı olup taşsız olmasıyla alakası yok. Bu yüzük sadece gümüş ya da altın olarak metal olarak gerçek olması gerekiyor. Yüzüğünüzü alıyorsunuz. Buzdolabına, buzluk kısmına bu yüzüğü atıyorsunuz. 24 saat bu yüzük buzlukta kalıyor. Neden buzlukta kalacak Rana Hanım? Bu ne demek diye merak ediyorsanız. Buzlukta örneğin yeni satın aldınız ama orada çalışan eliyle dokundu. Adamın enerjisi geçti bu yüzüğe. Uğursuzluğu da olabilir ya da adamdaki problem, sıkıntı, hastalık da olabilir anlamı. Ya da sen bu yüzüğü dışarıdan buldun. Bir insan derdimden kurtulayım diye attı ama senin haberin yok. Bu yüzüğü aldın.
Ve bu yüzüğü aldığın günden beri uğursuzluk var, başına gelen problemler var. O yüzden de bunu okuduğun zaman buzluğa koymadan etkisini göremezsin. Ya da kendin bu yüzüğü hep kullanıyorsun. Ağırlıklar, nazarlar, gözler geçiyor. Ağırlık üzerindeki bu enerji yüzüğe geçti anlamına geliyor. O yüzden yüzüğü direkt parmaktan çıkarıp okuyamazsınız. Öncelikle yüzüğünüzü, yeni yüzük olsun, hediye verilmiş yüzük olsun, bulduğun yüzük olsun, babaanneden, anneanneden ya da aileden, sülaleden, soydan gelme bir yüzük olsun, fark etmez. Ne olursa olsun buzluğa koydun 24 saat. Tamı tamına 24 saat buzlukta kalacak. Buzluktan çıkardıktan sonra bu uygulamayı sabah saatinde ve güneşli havada yapacaksınız. Ay takvimi ya da günü saati fark etmez. Sadece sabah saatinde güneşli havada yapacaksınız. Bu uygulama erkekler de yapabilir, kadınlar da kendisi için yapabilir. Ama çocuklarınız için yapamazsınız. Sevdiğiniz kişi için yapıp bunu veremezsiniz. Ya da kocanıza okuyup bu yüzüğü veremezsiniz. İnsan göze nazara kendisi inanması gerekiyor ve içinde inancı olduğu için bunu kendisi yapması gerekiyor. Bunu deneyeyim de işte bunu bir yapayım nasıl olsa, Rana Hanım söyledi ama gene de ben bunu partnerime hediye olarak vereyim. Koruma yapıp da okuyup dediğiniz zaman sen çarpılırsın. Partnerin değil. Okuduğun andan çarpılırsın. Çünkü ben ne diyorsam dediğimi kayıt dışına çıkmadan yapacaksınız. Şimdi bu uygulama senelerdir yaşıyor insanlar içinde. Ben de bunu annemden, anneannemden gördüğüm uygulamalar diye düşünün. Şimdi yüzüğü 24 saat buzlukta kaldı. Çıkardınız buzluktan ve güneşli havada sabah saatinde yüzüğü şöyle alıyorsunuz kolunuza. Avuç ortasına şöyle koyuyorsun. Şimdi bir yüzüğü koymadan önce yüzüğün şu kısmına bir bakın. İşte şuraya bakın. Şuradan göz geçemiyor. Gözünü sokamıyorsun ama parmak sokabilirsin. Parmağı sokuyorsun işte yüzüğe ama gözü sokamazsın yüzüğün içine. O yüzden yüzüğü şöyle avuç içine koydunuz. Güneşli hava, sabah saat. Ve demeniz gereken bu yüzük için söyleyeceksiniz. Yüzükten göz geçmiyor, bana nazar geçmiyor. Evren beni koruyor diyeceksiniz ve bunu 3 defa söyleyeceksiniz. Yüzükten göz geçmiyor, bana nazar geçmiyor. Evren beni koruyor. Yüzükten göz geçmiyor, bana nazar geçmiyor. Evren beni koruyor deyip 3 defa söyledikten sonra hangi parmağınıza takarsanız fark etmez. Taktınız yüzüğünüzü, bitti. 40 gün sonra bu uygulamayı tekrar yenileyeceksiniz. Unuttuysanız 50 gün sonra yine yapabilirsin. Ama bunu 40 günde bir en az yenilemen gerekiyor. Çünkü otobüstesin, birinin nazarı değdi, farkında değilsin. Yoldasın, iş yerindesin ya da aktif bir öğrencisin diyelim, birinin nazarı değebilir. Ya da üniversitede herkesten iyi okuyorsun, nazar değebilir. Vesaire vesaire. Şimdi yan etkilerini söyleyeceğim. Bu uygulamayı yaptıktan sonra çok esnerseniz demek ki üzerinizde gerçekten nazar var. 2-3 gün esnemeler olabilir. Baş ağrısı olabilir. Ya da uykunuz gelebilir. Rana Hanım, tüm uygulamalarında neden bunları söylüyorsun? Yan etkileri diye sorarsanız ben Ocak ailesinden olduğum için sen bana ait benim ritüalimi, benim uygulamayı yaptığın zaman muhakkak bunun yan etkisini görmek zorundasın. Çünkü karşında uyduruk ya da merdiven altı ya da dışarıda birinden görüp bir şeyleri yapan hoca yok. Soyum, kanım Ocak ailesinden olduğu için ben bir kişiye uygulama yaptığım zaman binlerce kilometreden olsun gene de bunun etkisini hissedecek. Ve millet ediyor bunu, bakım yaptıranlar yorumlar kısmına yazabilirler. Şimdi verdiğim uygulama, verdiğim ritüel bana ait. Bana ait olduğu için de bana ait diye rahat bir şekilde söyleyebilirim. Başka birisinin uygulamasını paylaştığım zaman ritüelini onu da söylüyorum. Bu uygulamayı
yapmanız muhakkak gerekiyor. Hepinizin evinizde huzur olsun. Çoluk çocuğunuzu işte evren her zaman nazardan, gözden, büyüden, bedduadan korusun. Ama büyü mü etkili, beddua mı etkili ya da nazar mı etkili diye sorarsanız, nazar ilk önde gelen bir numara, en kötü negatiflerin içinde hemen etkisini gösteren kötü negatif diyeyim ya da kötü enerji. Nazarı bazen kimin yaptığını bile bilemezsin. Nazar uykudayken de sana geçebilir. Nazar yolda yürürken de geçebilir. Nazar sen bir yerde tatildeyken de geçebilir. Çünkü senin haberin yok ama birileri size örnek olarak, sizin aileyi örnek olarak bir yerlerde konuştuğu zaman o enerji gene gelip seni bulabilir. Çünkü bu nazar. Ağızdan çıkan kelime ok gibi diyorlar. İşte ok yay. Ok gibi gidip kurşun gibi hemen geçebilir. O yüzden de kendini korumak isteyenler gözden nazardan bu uygulamayı yapın. Bu uygulamayı sizinle canı gönülden paylaştım. Hayırını görün. Bana karşı mesela nefret kin besleyenler benim uygulamaları hiç yapmayın. Çünkü yan etkisini göreceksiniz ya da ters etki göreceksiniz. Sadece rituala ya da benim uygulamalarıma bana içiniz ısındıysa ya da gerçekten de güveniyorsanız, içinizden gelerek bunu ya da benim uygulamaları yapmak istiyorsanız rahat bir şekilde yapın da hayrını görün. Çünkü hayrını gören çok. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like ve dislike bekliyorum. Bireysel bakım yaptırmak isteyenler haftada sadece bir gün telefon üzerinden randevu oluşturuluyor. Telefon numaram zaten şurada yazıyor. Gördüğünüz gibi ve videoları da tümünde var. Haftada bir gün pazar günü saat 14 ile 16 arası randevunuzu oluşturarak hafta içine gün randevu veriliyor. Ve bakımlar, daha doğrusu bakımı ben yapıyorum. Çoğunluk kısımda bakımlar diye ağız alışkınlık var. Benim sekreterim, yardımcım yok. Sadece müsait zamanı oğlum randevu oluşturmaya yardımcı oluyor. Gerisini de ben kendim yapıyorum. Telefonlara bakmıyorum. Çünkü gitgide daha da yoğunlaşıyorum. Ya da gitgide insanlar kendi arasında tanıdıkça daha da çok insanların ilgisini çektiğim için biri birilerine tavsiyede bulunarak bakım yaptırmak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe daha da çoğaldığı için telefonlara bakamıyorum. Telefonum hep meşgul oluyor. Meşgul programına koymuyorum telefonu. Her bakım 45 dakika yaklaşık sürdüğü için mecburen bu telefon meşgul oluyor. Rana Hanım, bu ne diye sorarsanız, bu melek yavrusunu koruyor. Her anne kendi evladını koruyabilecek kapasiteye, güce sahip. O yüzden de anneler çocuklarınızı korumak için çocuklarla çok iyi iletişime geçin. Bu uygulamayı, az önceki yüzük korumayı 16 yaş ve üstü yapabilirler. Daha küçük yaştaki çocukları evren, melekler koruyor. O yüzden de bu uygulamayı çocuğuma yapabilir miyim diye aklınızın ucundan geçirmeyin. Evlatlarınızı evren, melekler koruyor. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.